Start butonuna bastığımızda M1 motoru hemen çalışacaktır. M2 motoru ise butona bastıktan 5 saniye sonra çalışacaktır. Stop butonuna bastığımızda her iki motor hemen duracaktır. Start'a bastık, M1 çalışacak. Start'ımızın adı ne? Input 0.0. 0.0. M1 çalışacak. M1'in çıkış olarak adresi ne? Q0.0. Q0.0. 5 saniye sonra çalışacak olan? Q0.1. Q0.1. Stop'unda? Input 0.1. Burada bir zaman bölgesi işlem var. İlk önce adım adım gidelim burada. Adım adım ilk istenen adım ne? Start'a bastığımızda M1'in çalışması. Yani input 0.0'a bastığımda Q0.0'ı çalıştırayım. Kalıcı bir çalışma olduğu için set devresi yapmak daha mantıklı. Yani Q0.0'ı 1 bit olarak setleyeyim. Bu ilk adımı yaptık. İkinci adım ne? İkinci adım M2 motorunun 5 saniye sonra çalışması. 5 saniyelik gecikmeyi neyle sağlayacağım ben? Zaman rölesiyle sağlayacağım. Tamam mı? Nasıl bir zaman rölesi olacak? Bakın 5 saniye gecikme isteniyor benden. Yani ilk 5 saniye bir şey yok. O 5 saniyenin bitiminde bir kontak hareketi isteniyor benden. O zaman burada kullanacağım zaman rölesi ne? Ton zaman rölesi. Tamam mı? Ton zaman rölesinin yaptığı işlem neydi? Enerji verildiği anda zamanı saymaktı. Sayar ayarlanan süre sonunda işlem yapardı. Burada da kullanacağım zaman rölesi bu. Peki ton zaman rölesi ne zaman çalışacak? İnput 0.0'a bağlayalım. İnput 0.0'a bağladığımızda zaman rölen çalışsın. Ama burada şöyle bir olay var. İnput 0.0'a devamlı basmıyorum. Geçici bir süre basıyorum. Ondan sonra elimi çekiyorum. Yani eğer 5 saniyeden önce elimi çekersem saniye işlemi burada zaman rölesi yapamayacak. O zaman zaman rölesinin zamanı neye başlayacak aslında? Q0.0'ı çalışmasıyla birlikte. Q0.0 çalıştığında zaman rölem sayacak. Kullanacağım zaman rölem nasıl bir şeydi? Ton zaman rölem. SL200'e T37'den başlıyordum. T37'nin zaman sabiti neydi? 100 milisaniyeydi. Tamam mı? Gecikmem ne kadar? 5 saniye. 5 saniye 5000 milisaniye yapar. Şey neydi? Çarpanım 100'dü. O zaman 100'e böldüğüm zaman gireceğim değer 50. T37 zaman ölemem. Şimdi ne oldu? Input 0.0'a bastım. Q0.0 setlerini çalışıyor. Elimi çeksem daha Q0.0 çalışmasını sürdürecek. Bu arada Q0.0 buradaki kontağını kapadığı için T37 zaman ölem 5 saniyeyi saymaya başladı. Peki 5 saniye sonra da ne yapmasını istiyorum ben bu zaman ölesini? 5 saniye sonunda gidip Q01'e çıkış vermesini istiyorum. O zaman yine ben bu T37'nin kontağını kullanacağım. T37 5 saniye sonunda neyi çalıştıracak? Q0.1'i çalıştıracak. Setlememize gerek var mı? Eğer zaman rölem devamlı devrede kalacaksa setlememe gerek yok. Ne oldu? Q0.0 çalıştı. Elini çektim, çalışmasını sürdürüyor. 5 saniyeyi saydı. 5 saniye sonunda bu kontağı kapadı. Zaman rölesinin devreden çıkması için Q00'ın da devreden çıkması lazım. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olmayacak. O nedenle bu resetlememe gerek yok. Şimdi stop butonuyla da durdurmak isteniyor. Stop butonu neydi? Input 0.1 miydi? Evet. Geldim. Durdurma dediğime göre setlediğim şeyi resetlemem lazım. Neyi setlemiştim? Q0.0'ı. Buraya 1 de yazabilirsiniz, 2 de yazabilirsiniz. 1 ile 2 arasında çok büyük bir fark olmayacak. 1 yazarsanız Q0.0'ı devre dışı bırakacak. Q0.0 devre dışı bırakınca buradaki kontağını açacak. Zaman üstü devre dışı kalacak. T37 buradaki kontağını açacak. Q0.1 devre dışı kalacak. Tamam. Ama şurayı set yapmış olsaydınız, hani az önce söyledik ya, o kısmı set yapmış olsaydınız, bunu muhakkak 2 kullanmanız gerekecekti. Niye 2 kullanmam gerekecekti? Q00'ı resetleseydim, Q00 zaman ölçüsünü devre dışı bıraksaydı, zaman ölçüsü burayı açsaydı, set olduğu için Q0.1 durmayacak, çalışmasını sürdürecekti. Çalışmasını sürdürdüğü için benim burada 2 yazıp hem 00'ı hem 01'i resetletmem gerekecek. Tamam, devre bu.